bizimle Şiilerin ya da Şiilerle diğer bütün grupların, öyle diyelim, ayrıştığı en temel itikadi mesele imamettir. Geçen hafta da söylemiştik. İmamet konusu onlar için temel bir itikat konusu olduğundan, biz nasıl Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kadere, amentü diye 6 tane şartımız var bizim. Bunlar imanın şartları bizim için. Onlar için de velayet, yani imamet, bu şartlardan birisi. Yani imanın şartlarından birisi. Dolayısıyla bu mesele bizim aramızda ihtilaf konusu olmaya devam edecek. Bu meselede gelin siz onlardan vazgeçin, imamet düşüncesinden vazgeçin dediğinizde onlara imanınızdan vazgeçin demiş olacaksınız. Onun için böyle bir şey mümkün değil. Peki bunun nasıl bir şeydir? Bu imamet nasıl bir şeydir? Biz de buna böyle inansak biraz, hani sünnilere olarak diyelim ki bir takribi mezahip yapacağız, diyelim ki diyalog yapacağız aramızda. Acaba biz de onların imamet düşüncesine şöyle bir göz atsak, biz de bu imamların imametine inanabilir miyiz acaba diye aklıma gelenler olabilir. Şimdi ben bunu okuyayım, bu şeyleri okuyayım size, kararı siz verin. Biz böyle bir şeye inanabilir miyiz, inanamaz. Bu okuyacağım metinler Şia'nın temel kaynaklarından alınmadır. Kuleyne'nin Kafisi gibi, Saruk'un, Tusi'nin kitapları gibi, o dört temel kütübe erva dedikleri dört temel kitaptan alınan bilgilerdir. An Ebi Abdillah Es-Sadık, İmam Cafer-i Sadık'tan naklettikleri, daha doğrusu iftira ile ona atfettikleri bir rivayet. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْزَلَ عَلَى نَب۪يهِ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتِ. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ölüm gelmeden önce, o vefat etmeden önce Allah Teala ona bir kitap indirdi. Fekale buyurdu ki, ya Muhammed, bu kitabı ben sana indiriyorum ve bunu senin soyundan olan Necip için indirdiğimi, ona verilmek üzere indirdiğimi de sana bildiriyorum. Fekale Efendimiz buyurdu ki, ve menin Necip min ehli ya Cibril. Efendimiz Cebrail dedi ki, ey Cibril, benim ehlimden olan Necip kimdir? Fekale dedi ki, Ali ibn Ebi Talib. Ali ibn Ebi Talib'dir. Ve kâne alel kitâbi havâtîmun min zeheb. O kitap üzerinde altından mühürler vardı. Kitap mühürlenmişti. Altından mühürlerle mühürlenmişti. Fedefe'ahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ali'yin ve emarehu Hazreti Ali'ye Efendimiz bu kitabı verdi ve içindekilerle amel etmesini ona emretti. Rivayet devam ediyor. فَاَمَرَهُ اَنْ يَفُكَّ خَاتَمًا مِنْهَا وَيَعْمَلُ بِمَا ف۪يهِ. Onun mühürlerinden birini söküp içindekiyle amel etmesini kendisine emretti. فَفَكَّ عَلِيٌّ. Hazreti Ali mühürü söktü. خَاتَمًا bir mühürü söktü. وَعَمِلَ بِمَا ف۪يهِ. O mühürü sökünce altından çıkan emir neyse onunla amel etti. ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى اِبْنِهِ الْحَسَنِ. Sonra o kitabı oğlu Hazreti Hasan'a verdi. فَفَكَّ خَاتَمًا وَعَمِلَ بِمَا ف۪يهِ. O da oradan bir mühür çözdü, mühürü kazıdı. Ve o da o mühürün altındakiyle amel etti. ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى اَخِيهِ الْحُسَيْنِ. Her biri bu şekilde geldi. Efendim Hazreti Hüseyin'e böyle geldi. فَفَكَّ خَاتَمًا. O da bir mühür çözdü. فَوَجَدَ ف۪يهِ. Ve gördü ki اَنَّ اَلْاُخْرُجْ بِقَوْمٍ اِلَى الشَّهَادَةِ. فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ اِلَّا مَعَكْ. Şu emri orada gördü. O mühürü çöktü sökünce şu emri orada gördü. Bir cemaat, bir grup topla ve onlarla birlikte şehit olmak üzere çık. فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ اِلَّا مَعَكْ. Onlar yalnızca seninle birlikte ölürlerse şehit olacaklar. وَاشْتَرِ نَفْسِكَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. Ve nefsini, canını Allah için sat. O da bunu gördü. ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ. Hazreti Hüseyin sonra bu mühürü, bu kitabı oğlu Ali Zeynel Abidine verdi. Efendim, فَفَكَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ ف۪يهِ. O da oradan bir mühür söktü ve şöyle bir emir gördü orada. اِسْمَتْ وَالْزِمْ مَنْزِلَكْ. Sus ve evinde otur. Hiçbir şeye karışma, konuşma.
evinde otur. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn, ve ölüm sana gelene kadar Rabbini ibadet et. Şimdi düşünün, devam edecek rivayet, bakıyorsunuz ki her biri hayatı nasıl yaşamışsa o dikkate alınarak uydurulmuş bir rivayet. Şimdi Hz. Hüseyin şehit olacak. Belli, o bilindiği için sen şehit şehadete git. Ali Zeynel Abidin susacak, hiçbir şeye karışmayacak. Sus ve evinde otur. Çünkü emir böyle geldi ona. İstese de bu emre, çünkü vahiy bu. İstese de bu emre muhalefet edemez. Şimdi biz soruyoruz bazen hani, Hz. Hüseyin yanında az bir grup vardı. Irak'a gitti, teşekkür oldu, ayaklandı yani. Hz. Hasan emrinde bir ordu vardı, çatışmayı tercih etmedi, sulhü tercih etti. Bunlar Hz. Hüseyin mi haklıydı, Hz. Hasan mı haklıydı? Hz. Hüseyin haklıysa, Hz. Hasan'a da düşen evleviyetle gidip şehit olmakta, ordusu vardı çünkü. Hz. Hasan doğru yaptıysa, Hz. Hüseyin yanlış yaptı. Bir grup, küçük bir grupla yanında 70 küsur kişiyle gitti ve şehit oldu, hep şehit oldu. Hangisi doğru yaptı? İkisi de doğru yaptı. Neden? Emir öyle geldi çünkü. Ama Hz. Hasan'ı eleştiriyorlar hocam. Eleştirirler de, o aslında Muaviye ile sulh oldu vesaire oldu, biraz oradan. Yoksa bu emirle hareket etti. Sonra Ali Zeynel Abidin'in Hz. Hüseyin şehit edildikten sonra hiçbir şeye karışmadı, hiçbir şeye. Yani o Medine topa tutuldu biliyorsun, Haccac tarafından istila edildi, işgal edildi, kan aktı Medine sokaklarında, Harre vakası. O zaman hiç kılını bile kıpırdatmadı Ali Zeynel abi, hiçbir şey yapmadı. Köşesinde oturdu, hatta Yezid'e bağlılığını bildirdi, hiçbir çatışmaya girmedi, oradan gelen atalarla, ihsanlarla etrafındaki insanları da şey yaptı. Yani şimdi düşünün, bir Hz. Hüseyin var, bir oğlu Ali Zeynel Abidin var, birisi şehit olmuş, birisi hiçbir şeye karışmıyor. Niye böyle oldu? Çünkü vahiy onlara öyle dedi. Evet, sonra ثُمَّ دَفَعَهُ اِلَى مُحَمَّدْ اِبْنِ Ali. Sonra o Ali Zeynel Abidin, oğlu Muhammed Bakır'a verdi o kitabı. فَفَكَّ خَاتَمًا فَوَجَدَ ف۪يهِ O da orada bir mühür çözdü ve şöyle bir emir gördü orada. حَدِّثِ النَّاسَ وَاَفْتِهِمْ Onlara hadis rivayet et ve fetva ver. Efendim, وَلَا تُخَلِّفَنَّ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا تَخَافَنَّ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasından korkma. فَاِنَّهُ لَا سَب۪يلَ لِيَحَدٍ عَلَيْكَ Çünkü seni hiç kimse öldürmeye, sana bir zarar vermeye muvaffak olamayacak. Uzatmayalım. Her birinin hayatında öne çıkan tavır neyse onunla ilgili bir rivayet. Burada böyle bir kitap, nasıl bir kitapsa 12 tane mühür var. Efendim, her biri bir mühürü çözüyor ve içinde ne bulduysa onunla amel ediyor.